Merhaba arkadaşlar, şimdi kombinasyon 1 ile başlıyoruz. Bildiğimiz gibi n'in sıfırlısı 1'e eşittir. N'in n'lisi de aynı şekilde 1'e eşittir. 5'in üçlüsünde hemen hesaplıyoruz. Buradan 5'ten geriye doğru gidiyoruz. 3 faktöriyelde duruyoruz. Paydada 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleşiyorlar. 2 faktöriyelde de 4 sadeleşiyor. Buradan 2 artı 5 ile 2'nin çarpımı 10. Sonuç 12. İkinci soruda şöyle bir kuralımız vardı. 6'nın 1'lisi eşittir 6'nın 5'lisi gibi mesela. Burada da bundan yararlanarak çözeceğiz. N'in 1'lisinin n'e eşit olduğunu biliyoruz. N'in n-1'lisinin de aynı şekilde n'e eşit olduğunu görebiliyoruz buradan. Bu ikisi 20'ye eşitse 2n 20'ye eşittir. N de 10'dur. Üçüncü soruda şöyle bir kuralımız vardı tekrar. Yine aynı kural aslında. 6'nın mesela ikilisi eşittir 6'nın dörtlüsü gibi. Buradan yola çıkarak buradaki sayıların toplamının n'i vermesi gerekiyor. Dolayısıyla n eşittir 4 artı 5'ten 9'a eşittir. Şimdi kombinasyon 2'yi çözüyoruz. A kümesi 5 elemanlı bir küme ve bu kümenin 3 elemanları 3 eleman içeren alt kümelerini soruyor. Bunu 5'in üçlü kombinasyonuyla bulabiliriz. Bu da 10'a eşittir. İkinci soruda yine bir A kümesi vermiş 5 elemanlı. A'nın 3 elemanlı alt kümelerini soruyor yine ama A elemanının mutlaka bulunmasını istiyor. Bunu şöyle yapıyoruz. 3 eleman çiziyoruz. A elemanı mutlaka olmalı diyoruz. Geriye seçim yapmamız gereken 2 eleman kaldı ve bunu geriye kalan bu 4 elemanın içerisinden seçebiliriz. Yani kombinasyon 4'ün ikilisi diyoruz. Bu da 6'ya eşittir. Üçüncü soruda yine aynı A kümesini vermiş 5 elemanlı. A'yı ve B'yi içeren alt kümelerini soruyor. Yani hem A'nın hem B'nin olmasını istiyor ve 3 elemanlı olmasını istiyor. Bu sefer ikisini birden yazıyoruz. Bir eleman daha seçmemiz gerekiyor bu alt kümelerin tamamlanması için ve bunu geri kalan 3 elemanın içerisinden seçebiliriz. Bunu kombinasyon 3'ün 1'lisiyle buluruz. Bu da 3'e eşittir. Burada bir A kümesi vermiş, 7 elemanlı. A'nın 3 elemanlı alt kümelerini soruyor yine. Bu sefer A'yı istiyoruz ama B'yi istemiyoruz. Yine çiziyoruz. A kesin olsun diyoruz. Bunu kesin kullandık. B'yi de istemiyoruz. Bunu attık kümeden. Geriye bu 2 elemanını seçebileceğimiz 5 tane seçenek kaldı. Bunu da kombinasyon 5'in ikisiyle bulabiliriz. Da 10'a eşittir. Evet, şimdi 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruda 7 elemanlı A kümesinin içinde A veya B bulunan 3 elemanlı alt kümelerini sormuş. Bunu yapmak için önce içinde A'yı barındıranları arıyoruz. Daha sonra B'yi barındıranları arıyoruz. Ve ikisinden A'nın ve B'nin bir arada bulunduklarını çıkartıyoruz. Çünkü A veya B, ya A ya B. O yüzden ikisinin bir arada bulunduklarını istemiyoruz. Burada iki tane daha seçim yapmamız lazım. Bunu seçebileceğimiz 6 elemanımız kalıyor. 6'nın ikilisi. Burada da aynı şekilde 6'nın ikilisi yapıyoruz. Burası için de 5'in birlisi. 6'nın ikilisi 15'e eşit. 5'in birlisi de 5'e eşit. Ve buradan sonuç 25 çıkıyor. Bu soruda 7 elemanlı A kümesinin 2'den az elemanlı alt kümelerini istiyor. Yani 0 elemanlı ve 1 elemanlı alt kümelerini istiyor. 0 elemanlı zaten tek bir küme vardır. O da alt, boş küme. Dolayısıyla 7'nin 0'lısı artı 7'nin 1'lisi. Bu bir tanedir dediğimiz gibi boş küme. 7'nin 1'lisi de 7'ye eşittir. Ve cevap 8 oluyor.
Burada da 7 elemanlı alt kümesinin 6'dan fazla elemanlı alt kümelerini soruyor. Ve alttan fazla eleman içeren tek bir kümesi var, tek bir alt kümesi vardır. O da 7 elemanlı alt kümesi. O da zaten kendisine eşittir. Ve cevap 1. Bu testin son sorusunda ise 7 elemanlı alt kümesinin 6'dan az eleman içeren alt kümelerini soruyor. Bu 7'nin sıfırlısıyla başlayıp ondan sonra 7'nin birlisi diye devam edip 7'nin beşlisine kadar yazabileceğimiz bir şey. Buradan hesaplanabilir tabii ki. Ama bunu şu şekilde yapmak daha mantıklı. Bir kümenin bütün alt kümelerinin toplamı bildiğiniz gibi 2 üzeri kümenin eleman sayısıdır. Yani 2 üzeri n'den 2 üzeri 7 oluyor burada. Bu 2 üzeri 7'den yani tüm alt kümelerinden burada dahil etmediğimiz iki tane kümeyi çıkartırsak da aynı sonucu buluruz. Yani burada dahil etmediğimiz 7'nin altılısı ve 7'nin 7'lisi. Bunları çıkartırsak da aynı sonucu buluruz. 2'nin 7'lisi 128'e eşittir. 7'nin altılısı 7'ye eşittir. 7'nin 7'lisi de 1'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız 120 oluyor. Evet, şimdi de kombinasyon 3'ü çözüyoruz. 5 kişilik bir ekip seçmek istiyoruz ve bunu 5 erkekten ve 6 kadından seçmek istiyoruz. Ve bu ekipte en fazla 4 erkek olmalı. Demek ki 4 erkek olabilir, 3, 2, 1 erkek olabilir ya da hiç erkek olmayabilir. Bu seçimi şöyle yapıyoruz. Öncelikle 5 erkek arasından 4 kişi seçiyoruz. Ve toplamda 5 kişi istediğimiz için yanına bir kadın seçiyoruz. Ondan sonra 3 erkek seçiyoruz ve 2 kadın seçiyoruz. Ondan sonra 2 erkek seçiyoruz ve 3 kadın seçiyoruz. 1 erkek seçiyoruz ve 4 kadın seçiyoruz. Son olarak da tüm ekibi kadınlardan seçiyoruz. Buradaki 2 sayının toplamı her zaman 5 yapıyor olmalı. Çünkü toplamda 5 kişilik bir ekip seçmek istiyoruz. 5'in 4'lüsü 5'e eşit, 6'nın 1'lisi 6'ya eşit, 5'in 3'lüsü 10'a eşit, 6'nın 2'lisi 15'e eşit, 5'in 2'lisi 10'a eşit, 6'nın 3'lüsü 20'ye eşit, 5'in 1'lisi 5'e eşit, 6'nın 4'lüsü 15'e eşit ve 6'nın 5'lisi 6'ya eşit. Çarpma işlemlerini yapınca sonuç 461 çıkıyor. İkinci soruda 12 voleybol oyuncusundan 6 kişilik bir takım seçmek istiyormuşuz. Ama bu 6 kişilik takımda 2 kişinin yeri kesinmiş. Bu 2 kişiyi kesin olarak kabul ediyoruz. Geriye 4 kişi belirlememiz gerekiyor. Ve bu 4 kişiyi belirleyebileceğimiz 10 kişi kaldı. Çünkü ikisi kesindi. 12'den 2 çıkınca 10 kişi kaldı. Ve 4 kişi seçmemiz gerekiyor. Onun 4'lü kombinasyonu da 210 çıkıyor. Üçüncü soruda 12 kişilik 12 öğrenciden 3 kişilik bir grup seçmek istiyormuşuz. Ve daha sonra bu gruptan bir başkan seçilecekmiş. Bu seçim nasıl yapılabilir diye soruyor. Öncelikle 12 öğrenciden 3 kişilik grubu seçiyoruz. Daha sonra grubumuzu belirledik. Grupta 3 kişi var. Bu 3 kişiden 1 kişi başkan seçilecek. Bu işlemde bu şekilde yapıyoruz. Sadeleştirmeleri yapınca sonuç 660 oluyor. Dördüncü soruda 5 tane evli çift var. 2 kişi seçmek istiyoruz. Ama seçtiğimiz 2 kişi asla evli çift olmayacak. Bu seçim nasıl yapılabilir diye soruyor.
Şimdi de şöyle düşünüyoruz. Öncelikle 5 erkek var. Ekipte 5 tane de kadın var. Şimdi öncelikle bu iki kişinin ikisini de erkeklerden ya da ikisini de kadınlardan seçersek evli çift olma ihtimalini sıfıra indirmiş olabiliriz. Dolayısıyla 5'in ikilisini öncelikle seçiyorum. Bu bir olasılık. 5'in ikilisini seçiyorum. Burada ikisi de erkek ve burada ikisi de kadın. Son olarak bir erkek bir kadınla nasıl bir seçim yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ben burada şöyle düşünüyorum. Öncelikle diyelim ki bir erkeği seçiyoruz. Ondan sonra bu bir erkek için seçebileceğimiz 4 kadın var. Çünkü bu erkeğin evli olduğu kadını atıyoruz ekipten. Ve bunu 5 erkek için de tekrarlayabiliriz. O yüzden de 5 ile çarpıyoruz. Burada da bir erkek bir kadın olma olasılığını görüyoruz. 5'in ikilisi 10'a eşit. 1'in birlisi 1. Ve sonuç 10 artı 10 artı 20'den 40 yapıyor. 5. soruda 7 ders arasından öğrencilerin üç tane ders seçmesi gerekiyormuş. Ama bu 7 dersin ikisi aynı anda veriliyormuş. Dersleri şöyle sıralayalım. Ve bu ikisini şöyle aynı anda verildiğini belirtmek için, böyle yuvarlak için alalım. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Eğer öğrenci bu aynı anda verilen derslerden bir tane seçerse, o zaman farklı zamanlarda verilen bu 5 dersten de tamamlamak için 2 tane seçmesi gerekir. Bunu şöyle yapıyoruz. 2'nin birlisi aynı anda verilen derslerden seçtiği ve farklı zamanlarda verilen derslerden seçtiği, yani 5'in ikilisi. Ondan sonra bir de şöyle bir olasılık var. Bu aynı anda verilenleri hiç seçmeyebilir ve tamamı farklı zamanlarda verilen derslerden de seçebilir. Bunu da 5'in üçlü kombinasyonuyla seçer. 2'nin birlisi 2 eşittir. 5'in ikilisi 10'a eşittir. 5'in üçlüsü de 10'a eşittir. Sonuç 20 artı 10'dan 30 farklı seçim yapabilirmiş. 6. soruda 5. soruya benziyor. Burada da 8 farklı televizyon programı varmış. Ve bunlardan 4 tanesini seçmek istiyormuşuz. Ve bu televizyon programlarının 3 tanesi aynı anda oynatılıyormuş. Yine programları böyle yazıyorum. 3 tanesi aynı anda oynatıldığı için bunları grupluyorum. Şimdi aynı şekilde aynı anda oynatılan programlardan bir tanesini seçebiliriz. Pardon. Ve aynı anda oynatılan 3 program olduğu için 3'ün birisini seçiyoruz. Bunu tamamlamak için farklı zamanda oynatılan bu 5 programdan da 3'ünü seçebiliriz. Yine toplamda 4 program seçmiş olduk. Ya da aynı anda oynatılan programları hiç işin içine katmayız ve 4 programı da farklı zamanda oynatılanlardan seçeriz. Yani 5'in dörtlüsü. 3'ün birlisi 3'e eşittir. 5'in üçlüsü 10'a eşittir. 5'in dörtlüsü de 5'e eşittir. Buradan sonuç 35 çıkıyor. 7. soruda bir sınavda 10 tane soru olduğu söyleniyor. Bu sorulardan 6 tanesini seçip cevaplayacakmışız. Bu seçim nasıl yapılabilir diye soruluyor. Onun 6'sını seçiyoruz. Bu da onun 4'lüsüne eşittir. O yüzden bu şekilde yapabiliriz işlemi. Ve sonuç 210 yapıyor. 8. soru 7'den biraz farklı. Yine 10 sorumuz var ve 6 tane seçmemiz gerekiyor. Ama ilk 4 sorudan 2 tanesini mutlaka cevaplamamız lazım. Dolayısıyla tekrar bütün soruları böyle yazıyorum. Bu ilk 4 sorudan en az 2 tane cevaplamamız lazım.
Yani iki tane cevaplayabiliriz, üç tane cevaplayabiliriz, dördünü de cevaplayabiliriz. Bunları farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi iki tanesini cevapladığımızı varsayalım. O zaman bu geriye kalan altı sorudan dört tane seçmemiz gerekir. Ondan sonra buradan üç tane seçtiğimizi düşünelim. Geriye kalan altı sorudan da üç tane seçmemiz gerekir. Dördünü de ilk dört sorudan seçtiğimizi düşünelim. O zaman geriye kalan altı sorudan iki tane seçmemiz gerekir. Dördün ikilisi 6'ya eşit. Altının dörtlüsü 15'e eşit. Dördün üçlüsü 4'e eşit. Altının üçlüsü 20'ye eşit. Dördün dörtlüsü 1. Altının ikilisi 15. Ve sonuç buradan 185'e eşit oluyor. Dokuzuncu soruda 5 kişilik bir ekip 5 erkek ve 6 kadından nasıl seçilebilir diye soruyor. Ve bu sefer de en az 3 kadın olmasını istiyor. Yani 3 kadın olabilir, 4 kadın olabilir ve komitenin tamamı da kadın olabilir. Şimdi öncelikle 3 kadını seçiyoruz. Bunun yanına 5 erkekten 2 tanesini seçip tamamlıyoruz ve sonuçta yine 5 kişiye ulaşmış oluyoruz. Ondan sonra 4 kadını seçiyoruz ve bunu seçeceğimiz bir erkekle tamamlıyoruz. Ve son olarak komitenin tamamını kadınlardan seçiyoruz. Altın üçlüsü 20'ye eşit, 5'in ikilisi 10'a eşit, 6'nın dörtlüsü 15'e eşit, 5'in birlisi 5'e eşit, 6'nın beşlisi de 6'ya eşit ve sonuç 200 artı 75 artı 6'dan 281 yapıyor. Bu testin son sorusunda da bir torbada 5 mavi, 4 kırmızı ve 6 beyaz bilye varmış. 4 tane bilye seçilecekmiş ve en az 3 tanesinin beyaz olmasını istiyoruz. En az 3 tanesinin beyaz olması demek 3 tanesi beyaz olabilir ya da 4'ü de beyaz olabilir demek. Şimdi dördünün de beyaz olduğu seçeneği düşünelim önce. Bunu altının dörtlüsü ile seçebiliriz. Altı beyaz bilyeden dört tane seçiyoruz. Ondan sonra üçünün beyaz olduğu seçeneği düşünelim. Altının üçlüsü ile seçeriz o zaman. Ve bunu geriye kalan beş mavi ve dört kırmızı bilyeden yani dokuz bilyeden seçeceğimiz bir tanesiyle tamamlarız. Burası da kırmızı ya da mavidir diyelim. Altının dörtlüsü 15'e eşit. Altının üçlüsü 20'ye eşit. 9'un birlisi de 9'a eşit. Buradan sonuç 15 artı 180'den 195'e eşit oluyor. Bu soruda da geriye doğru yazarak açacağız bu kombinasyonları. Ondan sonra da gidenler gidecek ve n'in kaç olduğunu bulacağız. N çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel diye başlıyorum. Artı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 3 faktöriyel oldu. Eşittir. 4 çarpı n bölü 1. 3 tarafta da n olduğu için bunları sadeleştirebiliriz. Ondan sonra biliyoruz ki 2 faktöriyel 2'ye eşit, 3 faktöriyel 6'ya eşit. Payda eşitleme yapacağız. Burayı 3 ile genişletelim. Burası olduğu gibi kalıyor. Burayı da 6 ile genişletelim. Burada n eksi 1 var. Artı n eksi 1 çarpı n eksi 2 var. Burada 3 unuttuk. Bu da 24'e eşit. Paydaları eşit dediğim için tekrar yazma gereği duymuyorum.
Şimdi en eksi 1 parantezini alabiliriz. Çünkü iki tarafta da o var. 3 artı en eksi 2. Bu 24'e eşit olacak. Yani en eksi 1 çarpı n artı 1 eşittir 24. Bu seçenek, bu denkleme uygun hangi sayı vardır diye düşünüyoruz. 5. Çünkü 5 eksi 1 4'e eşit. 5 artı 1 de 6'ya eşit ve sonuç 24'ü veriyor. Demek ki n 5'miş. Bir sonraki soruda 12 voleybol oyuncusundan 6 kişilik bir takım seçilmesi söyleniyor. Bunu da 12'nin 6'lı kombinasyonu şeklinde yaparız. Böyle yazıyoruz 6'ya kadar. Paydada da 6 faktöriyel çarpı. Burada 6 faktöriyeller sadeleşiyor. Ondan sonra başka sadeleştirme işlemleri de yapınca bu şekilde sonucun 924 olduğunu buluyoruz. Altıncı soruda 8 kişilik bir ekipten 5 kişilik bir komite nasıl seçilebilir diye sormuş. Bunu da 8'in 5'le kombinasyonuyla buluruz. Aynı şekilde yazıyoruz. Burası 3 faktöriyel. Ondan sonra 5 faktöriyeller sadeleşiyor. Böyle sadeleştirme yapınca sonuç 56. 7. soruda bir torbada 5 mavi, 4 kırmızı, 6 beyaz bilye varmış. 3 bilye, 3'ünün de farklı renkte olmasını istiyoruz. Nasıl seçilebilir diye soruyor. Demek ki her renkten bir bilye seçilecekmiş. Maviyi seçiyoruz önce. 5'in birlisiyle. Ondan sonra kırmızıyı seçiyoruz. Son olarak da beyazı seçiyoruz. 5'in birlisi 5'e eşittir. 4'ün birlisi 4'e eşittir. 6'ın birlisi 6'ya eşittir. Ve sonuç 120'ymiş. 8. soruda da 4 kırmızı, 3 siyah ve 5 beyaz top içeren bir kutudan 3 farklı top aynı renkte olacak şekilde nasıl seçilebilir diye soruyor. Ya 3'ü de kırmızı olabilir, ya 3'ü de siyah olabilir, ya da 3'ü de beyaz olabilir. Demek ki 4'ün üçlüsü, 3'ün üçlüsü ve 5'in üçlüsü yapıyoruz. Ama bunlar farklı olaylar olduğu için topluyoruz, çarpmıyoruz. 4'ün üçlüsü 4'e eşittir, 3'ün üçlüsü 1'e eşittir, 5'in üçlüsü de 10'a eşittir ve sonuç 15.